Selamlar arkadaşlar, ben Hayalet. Enteresan bir video ile karşınızdayım. Böyle vlog güncelleme tadında falan, bir yandan da unboxing. Evet, unboxing olacak. Neyse, ben başıma gelen komik bir olayı anlatmak istiyorum. Aynı zamanda üzücü bir olay. Dün niye video gelmedi ve aynı zamanda niye yayın açamadım? Çünkü arkadaşlar, dün benim klavyem yoktu. Hala aslında yok. Şöyle bir vaka yaşadım. Şimdi benim yazın kullandığım A4XC diye bir klavye vardı. Bu XC'nin üzerine bir parça kola dökülmüştü, çok azıcık. Tuşların arasına kaçmıştı dökülen de. Ondan sonrasında böyle A'ya basınca Ü çıkıyordu ekranda, Y'ye basınca Z çıkıyordu falan, böyle sapıtmıştı klavye. Gerçekten salak bir hal almıştı, yani bozulmuştu anlayacağınız üzere. Ondan sonrasında ben bu nasıl çözülür falan diye araştırırken insanlar böyle forumlara şey yazmışlar, işte fönle kurutun falan. Tabii kuruttum, düzelmedi çünkü bunu hemen yapmanız gerekiyormuş. Fön makinesiyle böyle çok sıcak olmayacak şekilde kurutmanız gerekiyormuş vesaire. Aradaki sıvılar buharlaşsın, hemen yok olsun klavye bozamasın diye. Böyle bir teknik varmış. Neyse, ben bunu tabii geç öğrendim. O klavye artık işten geçmişti. Sonra bildiğiniz üzere zaten yayınlardan falan böyle arada bir konusu geçiyor. 10 liralık böyle 12 liraya mı ne almıştım. A4 Tekin bir tane dandik böyle boktan göstereyim böyle. Bir klavyesi var bende, kullandığım kaç aydır. Aslında memnunum da, yani yumuşacık falan. Klavyenin tuşları hoşuma gidiyor, böyle ses mesle çıkarmıyor. Neyse, bununla takılıyordum bir süredir. Sonra dün şöyle bir vaka yaşadım arkadaşlar. Yine böyle bir şey izliyorum, bir Game of Thrones mu ne izliyorum işte. Heyecanla bir şey oldu, böyle as falan oldum derken suya çarptı elim ve su döküldü klavyeye. Bir kez daha aynı boktan vakayı yaşamak zorunda kaldım. Bu sefer ama hazırlıklıydım, biliyordum, bilinçliydim ve deneyimliydim artık. Artık klavyeyi nasıl kurtaracağımı biliyordum arkadaşlar. Koşarak banyoya gittim ve fön makinesini aldım, saç kurutma makinesini. Tabii şöyle bir detay var, bizim eski fön makinesi normal sıradan bir fön makinesiydi. Hatta biraz dandik bir fön makinesiydi, yani saç kurutma makinesiydi. Gerçekten adam akıllı hava üflemiyordu, sıcak desen falandı. Geçtiğimiz hafta daha doğrusu annem bir tane profesyonel böyle kuaförlerin kullandığı 9800 derece hava üfleyen bir fön makinesi almış. Ben bunu bilmiyordum. Yani böyle bir yere, ıslak bir yere tuttuğunuz zaman makine kurutmuyor, anında yakıyor falan. Ben de gittim tabii bu fön makinesi aldım farkında olmadan, açtım ve taktım ve tuttum ve 5 saniye kadar, bak 5 saniye abartmıyorum, 5 saniyenin sonunda kuruyor mu lan, bak kurudu mu değil, kuruyor mu ulan diye baktığım zaman şöyle bir sahneyle karşılaştım. Göstereceğim. Gördüğünüz gibi klavyenin tuşları eridi abi. Bayağı eridi abi. Şurada E'ye falan bakarsınız, gördüğünüz gibi büzüşmüş durumdalar abi. Gerçekten korkunç, evet. Böyle bir mallık yaptım, klavyeyi eritmeyi başardım. Bu klavye de çalışmıyor. Yani sağ tarafta erimemiş bir kısım var, orayı hala kullanabiliyoruz. Sıkıntı yok. Ama sol taraf yok. Sol tarafta WASD kısmı, tabii ki en önemli olan. Böylelikle klavye alma ihtiyacım da oldu. Ben de internetten araştırmaya başladım. Hayalim olan bir klavye vardı, Razer Chroma Black Widow. İnanılmaz pahalı bir klavye, bilenleriniz vardır ve inanılmaz güzel bir klavye. Çok güzel bir klavye ama işte insanlar şey diyor, gereksiz masraf diyorlar ki aslında bir haddede gereksiz bir masraf. Yani çünkü bu klavyeden alacağın performansın %80'ini 85'ini yarı fiyatına alacağınız bir Logitech klavyesinden alabilirsiniz. Net bir şekilde. Ama benim buna aşık olma sebebim, ben bir prenses olduğum için klavyenin 16.8 milyon farklı renkleri, led lambaları, ışıklı cıvıl cıvıl halleriydi. Tabii öyle olunca da ben dayanamadım. Araştırmaya başladım. Her yere baktım. Amazon, AliExpress, Amerika, İngiltere, Rusya, Allah'ım, her yerde araştırdım. Ve bulabildiğim en ucuzu 135 dolarla Amazon'da, Amerika'dan direkt Amazon'un kendisinden alabileceğim klavyeydi. Yaklaşık olarak vergilerle beraber 580 liraya geliyordu ve en az 2 haftada geleceğini söylüyorlardı. Ben de dedim ki 600 liraya sıfırını alsam daha mantıklı, niye bunu alayım? O yüzden, ama 600 liram yoktu. Yaklaşık olarak 450 liram vardı ve ben de ikinci elini buldum 500 liraya. Sonra dedim ki hani hem 500 liram yine yok, hem de lanet olsun falan alamayacağım diye üzülürken CSGO Double'da bir yandan böyle bugün Skin Joker'in bana ekstra gönderdiği skinlerden 50 dolarını CSGO Double'a atmıştım. Bu gelen 50 dolarla bir anda baktım ki 300 bin coin'im olmuş. Ben de hemen 200 dolarlık bir bıçak çektim, aldım, Bino Game'de sattım anında. Ve 400 liraya yakın, 350 lira kadar hesabıma para geçti. Ben de hemen üzerine parayı koyup gittim ve yeni bir sevgili aldım. Hemen garanti belgesini şöyle kenara çekeyim. Çok güzel değil mi? Şimdi şu eski dandik klavyeyi şöyle kenara çekersek, hemen bunun unboxing'ini yapacağız birlikte arkadaşlar.
Şöyle mikrofonu da biraz uzağa alıyorum. Hemen şöyle yapacağız. Gördüğünüz gibi böyle güzel bir. Allah'ım çok güzel. Peki bu klavyenin özelliği ne? Arkadaşlar mekanik bir klavye. Piyasadaki en iyi mekanik klavye. Tartışmasız bir şey bu. Bunun aksini söyleyen bence nobdur, fakirdir. inanılmaz bir LED şeyleri var. Zaten videoda göstereceğim. Ya ki beni aşık eden şuydu. Tuşları çok güzel, yumuşacık ve inanılmaz dayanıklı bir klavye. Kablosu örgülü fiber ipten yapılma diye biliyorum. Ve aynı zamanda çok dayanıklı. Kablonun çıkış yerini falan filan da ayarlayabiliyorsunuz. Yani açı olarak diye biliyorum. Aynı zamanda USB portu var üzerinde. Audio, işte mikrofon, kulaklık vesaire, bunların hepsini klavyeye takabiliyorsunuz kasanızı yormadan. Gibi güzel güzel şeyler var arkadaşlar. Şöyle şuradan açmaya başlayacağım. Tabii birçok daha özelliği var. Mesela ghosting özelliği var. 10 tane tuşa aynı anda basarsanız bile algılıyor falan filan. Klavye gerçekten müthiş bir klavye. Özellikleri saymak da gitmez. Bir klavyede olabilecek her türlü özellik mevcut. Burada garanti belgesi vardı. Onu söktüm zaten. Ama bunu nasıl... Okey. Tamam, bunları böyle aldık. Bu taraftan da yavaştan şöyle açılımını yapalım. Birazcık... Arkadaşlar... Allah'ım inanılmaz bir şeysin sen ya. Sen çok güzel bir şeysin ya. Ne tarafından açacağım? Bu taraf mı? Ah pardon. Bu gördüğünüz bebek Razer Chroma Black Widow. 630 liraya bayağı bir para döküp ve 300 lirasını kredi kartından çektirip inşallah ilerleyen dönemlerde ödeyeceğiz. Of, şunun güzelliğine bakar mısın ya? Abi bu nasıl güzel bir şey. Sesleri duyabiliyorsunuzdur zaten. Şöyle birazcık daha. Arkadaşlar muhteşem bir şey. Kesinlikle muhteşem bir şey. Yani hani almayı düşünen varsa vereceğiniz her kuruşa değdiğini düşünüyorum ben. Klavyenin. Nasıl güzelce çıkarabilirim diye düşünüyorum. Ve ağır bu arada. Eski kullandığım klavye gerçekten çok hafif bir klavyeydi. Şimdi düşününce. Bunu nereden sökeceğim? Bekleyin, açık geliyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu buradan açıyormuşuz. Ne yazıyor? For gamers by gamers. Oyuncular için oyuncular tarafından yapıldı diyor. Hemen şöyle içinden çıkan şeylere bakıyoruz. Wow. Wow. Razer'dan bir mektubumuz var galiba. Gösterebilirsen, fokuslayabilirse. Önde de klavyenin görseli. Exclusive Viewers for the Faithful. Burada da aynı şekilde yine bir Razer set resmi var. Şöyle göstereyim. Evet, bakıyorum. Bir tane Razer sticker'ımız var arkadaşlar. Yine Chroma'da olduğu gibi tabii ki hologram parlıyor, görüyorsunuz. Abi çok tatlı. Ve bir kullanma kitapçığımız. Şöyle görüyorsunuz. Bu şekilde göstereyim. Neyi nasıl yapmamız gerektiğine dair. Burada daha fazla başka bir şey yok gibi. Yedek tuş olmasını beklerdim abi açıkçası ya. Ama yani klavye şey diyor. Demek ki bana hiçbir şey olmaz ki, yedek tuşu ne yapacaksın diyor. Vallahi takdir ettim. Arkadaşlar diğer bir göstermek istediğim şey ise şimdi kurulumunu yaptım. Birkaç tane programını yükledim. Update'ini yaptım vesaire. Şeyin yazılımlarını, klavyenin. Şimdi CS'ye uyumlu bir program var. Burada. Onu göstermek istiyorum özellikle. Şimdi birkaç farklı özellik yükleyebiliyorsunuz. Bunlardan birisi neler? Peki göstereyim hemencecik. Şimdi mesela 3 şurada gördüğünüz gibi hangi yerlerde silahımız vesaire varsa, hangi numaralarda. Yani 1'de rifle'ımız varsa 1 yeşil yanıyor. Pistolumuz varsa 2 yeşil yanıyor. 3 beyaz yanıyor bıçak olduğu için. Zeus olursak yine o da yeşil yanıyor. 5'te bomba bizde ise T-Side'da 5'te gördüğünüz gibi yeşil yanıyor. Bu şekilde. Şöyle biraz daha yakından göstereyim, daha iyi anlayayım.
WASD'miz sarı yanıyor. Sol tarafta makro olan tuşlarımız şunlar. Kill aldığımız zaman aşağıdan yukarıya doğru renklenmeye başlıyor. Headshot'la kill aldıysak sarı olarak renkleniyor. Bodyshot'la kill aldıysak yeşil olarak renkleniyor. Aynı zamanda şunu göstermek istiyorum. Şimdi şöyle klavyeyi göstereyim. Flashbang dediğimiz zamanki efekte gördüğünüz zaman gördüğünüz gibi bembeyaz oluyor. Flashbang yediğiniz zaman bir başka güzellikse molotof'a girdiğiniz zaman klavye yandığımız için kırmızı oluyor arkadaşlar. Bir farklı bir şey daha göstermek istiyorum. Bir de evet yani daha neler neler var da bombayı plantlediğimiz zaman sağ tarafta gördüğünüz gibi şunlar yanmaya başladı ve bombanın süresi azaldıkça bunlar da yavaş yavaş azalmaya başlayacak. Sağ taraftaki lamped ışıklarımız şu şekilde göstereyim. Gördüğünüz gibi tık tık azalıyor. Şimdi son 10 saniye geldiği zaman klavye mor bir şekilde yanıp sönmeye başlayacak. Son 5 saniye girildiği zaman daha farklı bir efektle artık bombanın difüz edilemeyeceğini söyleyecek bize. Gördüğünüz gibi zaman azaldıkça en son 3 tane tuş kalacak. 0, 1, 2. Onlar iyice koyulaşmaya başlayacak. Klavye mor yanıp sönüyor gördüğünüz gibi. Yani son 10 saniye girdik. Son 5 saniye girdik şu an. Ve evet, böyle bir efekt var. Bu arada şu yukarıda gördüğünüz kısım bizim health barımız. Canımızı gösteriyor. Canımız azaldıkça health bardaki tuşlar yani da kırmızıya dönmeye başlıyor. Onun dışında mermimiz azaldığı zaman burada gösteren bir göstergemiz var. Yine klavyenin ışıklarıyla başka bu tarz birkaç tane daha özelliği var. Aynı şekilde klavyenin bunlar bizim CS içerisinde kullandığımız efektler olacak. Klavye üzerinde yani bunları kullanacağım. Onun dışında hemen tekrar full ekranı alayım. Farklı oyunda değilken büyütemedim ekranı. Oyunda değilken kullanacağımız efektler nasıl efektler? Hemen onlara bir bakalım. Absolute Zero denilen mesela böyle sürekli renk değiştiren bir şeyimiz var. Checkers kırmızı mavi arasında gidip geliyor. Böyle bir şey var. Diamond Tink var. Ortaya doğru elmas birleşiyor yavaştan. Böyle bir efektimiz var. Don't Know adlı. Bunları internetten indirebiliyorsunuz anında. Double Rainbow. Gördüğünüz gibi. Matrix efektimiz var. Böyle yeşil üzerinden yazılar geçiyormuş gibi. Pac-Man'imiz var. Enteresandır. Ortadaki kafanın Pac-Man olduğunu bilmiyorum. Dikkatli fark eder. Ya bakarsanız görebilirsiniz. Bakıyorum. Red Black Pulse'umuz var. Şöyle bir şey. Bu da gayet tatlış bir efekt. Yani aslında bir sürü var. Tabii ben size hızlı hızlı birkaç tanesini gösteriyorum. Bu da Double Rainbow dedi. Rainbow Metals dediğimiz bir efektmiş. Klavyede benim çok hoşuma gitti. Almayı düşünen arkadaşlara kesinlikle tavsiye ederim. Performans açısından da şu ana kadar gayet mükemmeldi. Vallahi lokum gibi tuşları var. İnsanın yazdıkça yazısı geliyor arkadaşlar. Bu kadar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayınız.